Patlat araçları ilk çıktığında tarım aracı olarak kullanıyordu. Sonradan bunlar maksatlarından dışarı çıktı. Yolcu taşımacılığı gibi, nakliye gibi. Ve bunların nedeni de arkada ayrıca şanzıman koydular kasaya. Koymalarından dolayı artık dördü bırak beşinci şanzımanı arıyorlar patlatlarda. Arabadan daha ileride hız bakımından. Ve bundan dolayı arkadaki şanzımanın iptal edilmesini, gerekli yerlerden yardım bekliyoruz. Ve arkadan şanzıman bağımsız kaldığı zaman ne insan ne de yük taşırken hız yapamayacaklar. Ve bu kazalara olmayacak. Ve kimse de sebep olmamış olacaktır. Bu sonradan uydurmasyon. Sonradan uydurmasyon. Ramu yapan firmaların sonradan uydurmasyon bir olayı. Anladım. Peki ne ilave edildi sonradan buna? Mesela şu şanzıman sistemi. Evet. Mesela bu olmadığı zaman sadece bu kafa çeker bunu. Böyle bir buçuk ton yük çekiyoruz, öyle 700 kilodan 600 kilodan yukarı çekmez. Yani yolcu arabası gibi, minibüs gibi, dolmuş gibi kullanılan çok. Ama o yanlış bir durum. Mesela yakın bir dönemde bir kazamız oldu burada, duymuşsunuzdur belki. Evet. O yanlış bir durum aslında da işte milletimizin cahilliğinden kaynaklanan bir şey. Şimdi ben sabahleyin gübre almaya gittim. Gübrede hatta gelin kendisi zaten patladım doldurdu dedim. Soflar istikametinden çıktık. Çiğdemli köyüne geldik. Tabii Çiğdemli hudutlarında Karali mahalle, Karali arasının orada ufak bir gazete. Orada biz patladı, hafif bir sallamaya çıktım ama gazete düşmeyeyim diye. Biz orada savrulduk. Tabii yolun ortasında biz 2-3 takla attık yani. Şey, sağa sola sağlandık. Ramurk'la birlikte değil mi? Tabii tabii. Ben o anda tarlaya bir şey vardı orada da. Oraya gidiyorum diye frene bastım. Frene bastıktan sonra biz her şeyi bitirdik yani. Peki. Evet, doğru söylüyorsun. Ne olur biraz kendimizi... Rabbim şey, bir daha yaşatmasın yani inşallah. İnşallah Cenab-ı Allah'ın takdiri yarın. Burada bir Fat Spy yolu denirim. Acayip bir güzel. Hadise bu yani. Şimdi o bunlar... Kesinlikle arazisini, tarımını yapacak. Yani. Bak bizim başı da Köprü'de, Papat Irmak uçtu. Çile çekti, ödül çekti, kendimle çekti. Kullanmasını bilirsen güvenli. Hı-hı. Ama güven kullanmasını bilmezsen tabii ki... Her aracın bir şeysi var, sakatlığı var. Evet. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşadınız mı? Hayır, yaşamadım. 99 senesinde aldım, Allah'ıma şükür hiçbir sorun yaşamadım. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bununla mesela bunun arkasına römork takıp insanların içine doldurup karayoluna taşıyanlar için çözüyoruz. Sakat. Karayoluna girmek sakat insan olup da içinde. Ama tabii ki kendimiz biz mazot almaya, akaryakıt almaya falan gidiyoruz. Anladım. Veya da başka bir karayolundan geçmemiz gerekiyor. Arazimiz var. Orayı da gitmemiz gerekiyor hekimdeki miyamak için. Peki bir de bunları küçük çocuklar da kullanıyor. Onların kullanıyor. Onların kullanmaması lazım. Ona bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki belirli kişiler kullanması lazım. Çünkü tabii ki bunlar kolla duran bir şey. Direksiyon olmayınca bunlara hakimiyet olmak biraz zor tabii ki. Bu patlatır mı?
Öncelikle kullanıcılarımız adımı diyor ki dikkatli ve yavaş sürmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle bunlar tarım aletidir. Tarım amaçlı, bahçede kullanmak için yapılmıştır. Bir karayolu trafikte kullanmak için bir araç değildir. Yük ve yolcu, özellikle yolcu taşımamalarını tavsiye ediyoruz. Ve trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz yani. Ya tabii ki bazı şeyler engellenir ama bu saatten sonra bu makinenin geri çekmek mümkün değil. Yani bundan daha fazlası istiyor. Köylü bundan daha fazlası istiyor. Niye bu insanlar bu makineyi tercih ediyor? En büyük sebebi bir, yakıt çok az. İkincisi yıllık işte bir denetimi yok, vergisi yok, masrafı yok bu makinelerin. Bu makineyi alıp götürsen tamire bir yıl sonra çok bir masrafı yok. Ama bir araba öyle değil. Bir benzinli arabaların çok fazla giderleri var. Ya bu makinelerde sınırlama getirmek artık çok zor ama sadece kanuni düzenleme, görüyorsunuz gördüğünüz şekilde kanuni düzenleme gerekebilir. Eğitim gerekebilir. Eğitimi de bunun valilerin, bölgelerde valilerin kontrolünde, kaymakamları kontrolünde belli bir eğitim semineri düzenleyerek köy muhtarlarıyla beraber bir çerçeve, prosedür yapılabilir. Canım babacığım, şeker babacığım. Şeker babacığım, yaktın bizi. Şeridin dışına çıkalım.